akıl almaz bir kudret. Hayal gücünü aşan bir lüks. Tarif edilemez mumyalar. Efsanevi zenginlikler. Ahirete hoş geldiniz. Eski Çin usulü. Çin mega mezarlarının gizli, muhteşem, trajik dünyasına girin. Bir zamanlar imparatorların gücünü yansıtan, hanedanları dize getirmiş insan yapımı dağlar. Çin, Shaanxi vilayeti, Xi'an kentinin birkaç kilometre uzağı, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisinin kalabalık bir otobanında yepyeni bir gün. Ta ki otoban birdenbire piste dönüşünceye kadar. Takip eden 45 dakika boyunca bir grup uzman Shaanxi arazilerinin üstünde küçük bir uçak uçuruyor olacak. Sonra da indirecekler. Bu uçak onlara çok kıymetli bir yük getirdi. Büyüleyici bir dünyanın fotoğrafları. Mega mucizelerin dünyası. Xi'an yakınlarındaki arazilerin üstünde yükselen yüzlerce toprak tepesi. Kimileri nispeten büyük. Kimileri ise devasa. İçinde neyin gömülü olduğunu pek bilen yok. Ama kimin gömülü olduğu bir gizem sayılmaz. Bu mezarlar imparatorlara, generallere, lordlara ve ladylere, bu dünyada yaşamış en zengin ve en kudretli insanlardan bazılarına ait. Bundan 2000 yıl önce barış dolu bu araziler orduların istilası ve hanedanların çöküşüyle kana bulandı. Müzik ve kahkahayla yaşamışlardı. Çin'in asaleti herkesin hayattan aldığı zevke yansıyor. Binlerce işçi devasa piramit mezarlar inşa eder, ölümün bile sona erdiremediği şahane bir dünyanın heykellerini dikerken her yerden emeğin sesleri yankılanıyordu. Bu mezarlar gücün sembolüydü, zenginliğin sembolüydü, politik meşruiyetin sembolüydü. Bir insanın hayatı boyunca nasıl yaşamış olduğunun göstergesiydi. Bunu sonsuzluğa taşıyacaklardı. Şunu söylemek istiyorlardı: en büyük mezar benim, benden iyisi yok. Arkeologların bu mega mezarlardan birini açmaları ve mimari tarihçisi Tonya Eckfield gibi uzmanların içlerindekini keşfetmeleri nadiren yaşanılan bir olaydır. Toprağın altında hala pek çok gizem yatıyor. Ancak kesin olan bir şey var. Asırlar önce bu mezarları inşa etmek çok büyük bir mücadele gerektiriyordu. İmparatorları memnun edebilmek için mühendislerin milyonlarca ton toprak kaldırmaları, metrelerce derinlikte çukurlar kazmaları ve bunların üstlerini insan yapımı dağlarla kapatmaları gerekliydi. Peki bunu nasıl yapabildiler? Yıl İsa'dan önce 246. Çin diye bir yer yok. Bunun yerine iktidar için çarpışmakta olan 7 küçük krallık söz konusu. Bu krallıklardan
ismi Çin olanında tahta yeni bir kral geçmiş. Daha 13 yaşında. Kral olarak ilk buyruklarından bir tanesi mezarının inşa edilmesi. 13 bizim açımızdan ölümü düşünmek için erken bir yaş olabilir. Ama arkeolog Charles Higham'a göre bundan 2000 yıl önce 13 yaş günümüze göre oldukça ileri bir yaş sayılıyor. Ne kadar yaşayacağı belli olmazdı. İnsanlar 20'li 30'lu yaşlarda ölebiliyorlardı. Ve bu nedenle ölümsüzlüğünü hemen garantilemek onun için çok önemliydi. Kraliyet mezar inşaatçıları için başarı veya başarısızlık tek bir doğruya bağlıydı. Mezarın yerine. Eski Çin'de önemli mezarların yüksek arazilere inşa edilmeleri gerekirdi. Tabii bir kralın mezarının da en yüksekte olması şarttı. Ancak işçiler metrelerce derinlikte bir çukuru kolayca kazamadıkları sürece inşaatı yüksek bir yere yapmak başarıyı garanti etmiyordu. Mezar inşaatçıları kraliyet başkentinden 89 kilometre uzakta Li Dağı'nın eteklerinde bir araziyi seçtiler. Büyük ihtimalle bilmiyor oldukları şey ise inşa etmek üzere oldukları mezarın dünya üstünde inşa edilmiş en büyük mezarlardan biri olacağıydı. Çünkü Çin'in çocuk kralı erken yaşta ölmedi. Büyüdü ve daha önce hiçbir Çin hükümdarının yapmamış olduğu bir şeyi yaptı. Bir dizi kanlı savaşla rakiplerini ezip geçti. Ve krallıkları kendi emri altında tek bir imparatorluk olarak bir araya getirdi. Çin İmparatorluğu. İsa'dan önce 221 yılında o bu dünyanın en kudretli adamıydı. Bunu biliyordu. Kendine Qin Shi Huangdi adını verdi. İlk Çin imparatoru. Ve kim olduğu, neler yaptığı konusunda hiçbir şüphe bıraktırmayacak bir mezarı olmasını istedi. Sonsuz kudretinizi yansıtmak için en büyük mozoleyi, tarihin en büyük piramidini inşa ettirmekten daha iyi bir yöntem olabilir mi? Mezar inşaatçıları için ilk imparatorun zaferi oyunun kuralını tamamen değiştirmişti. Artık sadece krala uygun bir mezar değil. Çin tarihinin en kudretli adamı için bir anıt inşa etmeleri gerekecekti. Neyse ki çok ustaca çizilmiş bir plan üstünden çalışıyorlardı. Yüzyıllar sonra bile kâşiflerini hayrete düşürecek bir mezar. Yıl 1977. Çinli arkeologlar Zheng Huyi adında bir aristokratın mezarında kazı yaparlar. Kendisi ilk imparatordan yaklaşık 200 yıl önce ölmüştür. Mezar Çin'de daha önce bulunmuş olanların hiçbirine benzememektedir. Daha önceki Çin mezarlarının basit yatay şaftları vardır. Ama Zheng Huyi'nin mezarı bir yeraltı sarayıdır. Delikleri olan duvarlarla odalara ayrılmıştır ve bir de tabut vardır. Böylece ruhu bu malikanede sonsuza kadar var olabilir. İlk imparatorun mezarından 200 yıl önce yepyeni bir kavram varmış. Bu kavramı şöyle açıklayabilirim. Bir mezarınız değil, bir sarayınız olur. Yer altında odalar bulunur. Her birinin ayrı bir amacı vardır ve ölü burada sonsuza dek yaşar. Büyük ve kudretli adamlar öldükten sonra da yaşayacaklarından mezarlarının her ihtiyaçlarını gidermesi gerekiyordu. Zheng Huyi'nin ahiret yaşamı için bir orkestra gerekliydi.
ve yaklaşık 10 tonluk bronz servis takımı. Bronz servis takımları, şarap takımları, yiyecek takımları. Bana sorarsanız bu mezarlar eski dünyadan bize kalan en muhteşem olmasa bile en muhteşemlerinden biri sayılabilecek bronz işçilikler. Ama Zhenghu Yi'yi sonsuza kadar mutlu kılacak şeyler sadece iyi müzik ve iyi yiyecekler değildir. Arkeologlar mezarda 8 tane de genç kadın iskeleti bulurlar. Efendilerine sonsuza kadar eşlik edecek sadık cariyeler. Zhenghu Yi'nin ölümünden 100 yıl kadar sonra mühendisler ilk imparatorun mezarını inşa etmeye başlarlar. Çin'in en büyük yeraltı sarayı. Ama arkeolog Wang Shulye bakılırsa mezar inşaatları bir başka sorunu çözebilinceye kadar işe başlayamamışlar. Felaket tehlikesi arz eden bir sorun. Şu anda Li Dağı'nın drenaj yakasında bulunuyoruz. Li Dağı'ndan aşağı akan 5 akıntı bulunur ve bunların 5'i de doğruca ilk imparatorun mezarına doğru akıyordu. Her yıl taşkın mevsiminde su yükselirdi. Mezarın inşası taşkınlar yüzünden engellenebilirdi. İlk imparatorun mezarını inşa etmeye başlamadan önce mühendislerin inşaatı yıkmakla tehdit eden bu akıntıların yönünü değiştirmeleri gerekiyordu. Otobandaki sürücüler farkında olmayabilirler ama aslında 2000 yıl önce üretilmiş bir çözümün üstünden geçiyorlar. Şu anda 3000 metre uzunluğunda bir setin üstünde duruyorum. Üst noktadaki eni 20 ila 75 metre genişliğinde ve 12 ila 15 metre yüksekliğinde. Mezar yakınındaki akıntıların yönünü değiştiren insan yapımı çukurlardan çıkan toprakla yapılmış. İlk imparatorun mezar inşaatçıları için bu ebatta bir set inşa etmek, ısınma turu atmak gibi bir şeydi. Su artık mezarın yolundan çekilmiş olduğuna göre kazacaklardı. Ta ki bir imparatorun yeraltı sarayı için yeterli büyüklükte bir mezar odası elde edinceye kadar. İmparator yıllar sonra öldüğünde çukuru insan yapımı bir dağla kapatmaları gerekecekti. Neyse ki Çin'in en büyük mezarını tarihin en özel inşaat malzemelerini kullanarak inşa edeceklerdi. Bugün bile bulunması kolay, çalışılması kolay, çok ama çok ucuz bir malzeme. Ucuz toprak. Yeni Zelanda'daki North Island'da mühendislik öğrencisi John Chieh ve ekibi bir ev inşa ediyorlar. Ama bu ev tuğla, ahşap ya da taştan yapılmıyor. Topraktan yapılıyor. Doğru duydunuz. Topraktan. Dikkatle kontrol edin. İyi sıkıştırın. Aşağı kaymasına izin verirseniz. John ve ekibi dünya çapında bir 21. yüzyıl hareketinin parçası. Onlar ayağımızın altındaki malzemeyi başımızın üstündeki çatı haline getirmenin çok iyi bir fikir olduğuna inanıyorlar. Sıradan toprak gibi görünüyor olabilir ama aslında çok kuvvetli bir malzemedir. Bu toprak yapılar yüzlerce hatta binlerce yıl ayakta kalabilirler. Çin Seddi'nin eski parçaları gibi yapılar bugün hala ayaktalar. 2000 yıldır hiç değişmemiş basit ama güçlü inşaat teknikleri sayesinde. Awesome. Çok iyi. İster Yeni Zelanda'da modern bir ev, ister Çin Seddi olsun, toprakla başarılı bir inşaat yapmanın iki püf noktası var. İlki, çatlayıp parçalanmaması için bağlayıcı bir malzeme kullanmak.
Yağmur yağdırıyor gibi yapın. Yavaşça her tarafına yayılsın. Bugün Yeni Zelanda ekibi çok yakınında yetişen keten lifini kullanıyor. Fakat ilk imparatorun inşaatçıları bulunması çok kolay başka bir bağlayıcı madde kullanıyorlardı. Çinliler toprağı bir arada tutabilmek için yapışkan pirinç kullanıyorlardı. Ayrıca gübre kullanımı da çok yaygındı. İkincisi, suyu uzak tutmak. Su, toprak duvarın içindeki hava ceplerinde kendine bir yol bulabilir. Bir kere nüfuz ettikten sonra da toprağı çamura çevirir, donar ya da yayılır. Sonuçta duvar çöker. Yani inşaat toprakla yapılıyorsa, içinde hava cebi kalmadığından emin olunması gerekir. Bunu yapmanın da tek bir yolu vardır. Toprağı bir kalıbın içinde sıkıştırmak ve havayı çıkartmak. Ta ki beton kadar sert oluncaya kadar. Gördüğüm kadarıyla çocuklar iyi iş çıkarmışlar. Böyle düşünüyorum çünkü bu duvar çok pürüzsüz ve dokunduğunuz zaman çok sağlam geliyor. Demek ki sıkıştırma işini doğru yapmışız. Bu işi doğru yapanlar sadece onlar değil. Xi'an'daki arkeologlar Çinli bir generalin mezarında kazı yapıyorlar. Bu sıkıştırılmış topraktan yapılma duvarlar neredeyse 2000 yıllık ve hala çok sağlamlar. Sıkıştırılmış toprak inşaatının sırrı karışımı kat kat sermek. Ve gerçekten tam anlamıyla katılaşıncaya kadar kurutmak. Bu yöntemle çok sağlam oluyor. Bu duvar sıkıştırılmış toprak kullanımının bir örneği. Burada çok sayıda katman görüyoruz. Belki 25-30 kadar. Duvarın arkeologlar tarafından işaretlenmiş bu küçük kısmında sözünü ettiğimiz sıkıştırılmış toprak katmanlarını görebilirsiniz. Mezarın sıkıştırılmış toprak yöntemiyle inşası aylarca sürmüş ve yüzlerce işçinin çalışmasını gerektirmiş olmalı. Vurduğunuz zaman çimento kadar sert olduğunu anlarsınız. Yüzlerce kat sıkıştırılmış toprak bu generalin mezarını meydana getirmiş. Üstelik Çin'in ilk imparatorunun mezarıyla kıyaslandığında küçücük kalıyor. Her iki yanı da 350 metre olan insan yapımı bir dağ. Yüksekliği 50 ila 70 metre arasında ve yapımında 3,5 milyon tondan fazla toprak kullanılmış. Üstelik sadece bir mezar değil. Yaklaşık 6000 hektarlık bir alana yayılmış. Dünyanın en geniş cenaze tesislerinden biri. Bu mezarlar hiç kazılmamış. Fakat eski belgelerde mezar odasının unutulmaz bir tarifi bulunuyor. Çatısı cennetvari takım yıldızlarla aydınlanıyor. Zemini civadan imal edilmiş nehirler ve okyanuslarla imparatorun krallığını baştan yaratıyordu. Saraylarının kopyaları onun ruhunu ağırlamayı bekliyorlardı. Tıpkı dünyada olduğu gibi ebediyette de hüküm sürmesi için gerekecek her şey vardı. Her şey. Ancak eski belgelerde mezar inşaatçılarının mezarın köşesindeki üç karanlık oyuğa neler gizlemiş olduklarından hiç söz edilmiyor. Kilden yapılma 8000 kişilik bir ordu. Ünlü Terrakota ordusu. Yakınlardaki oyuklardaysa başka muhteşem heykeller bulunuyor. Hokkabazlar, akrobatlar, resmi görevliler, at arabaları ve atlarıyla birlikte süvariler. İmparatorun bronz ve kilden canlandırılmış dünyası. Ve çok karanlık bir gelenekten küçük bir kesit. İlk imparatordan önce Çin hükümdarları ölümlerinden sonra onlara hizmet etmeleri için yaşayan insanları kurban ederlerdi. Ancak bu mezarı ölümden sonrası için donatmaya yetecek kadar insan canının alınması için planlama yapılması çok korkunç olurdu. İlk imparatorun zamanında koskoca bir ordunun gerçekten katledilmesi mümkün olamazdı. Ama kopyalarda son derece tatminkardı.
Ama bu durum cariyeler için geçerli değildi. Eski belgeler ilk imparatorun tüm çocuksuz cariyelerini de kendisiyle birlikte mezara koydurduğunu gösteriyor. Peki bu eski belgeler gerçek mi? 2005 yılında bir arkeolog ekibi gerçek olabileceklerine dair bir kanıt buldu. Tepenin içinde 80'e 50 ebadında bir oda keşfettiler. Yaklaşık 150 metre uzunluğunda ve 120 metre genişliğinde taş duvarlarla çevrelenmişti. Etrafındaki toprakta da yüksek oranda cıva buldular. Büyük bir mezar odası ve yüksek oranda cıva, yeraltı nehirleri ve cıva denizleri hikayesini doğruluyordu. O halde kurban edilmiş cariyeler hikayesi de doğru olabilirdi. Ancak bu mezar hakkında inanılmaz bir hikaye daha var. Günümüze kadar çözülmesi mümkün olmamış bir gizem yaratmış olan bir hikaye. Eski belgelerde ilk imparatorun mezarının yüksekliğinin 115 metre olduğu söyleniyor. Bugünkü halinin neredeyse iki katı kadar. Böyle bir yükseklikte taban alanının her iki taraftan da 500'er metre olması gerekirdi ki, bu da onun bugünkü halinin 5 katı, Mısır'ın büyük piramidinin ise 4 katı kadar olduğu anlamına gelirdi. Eğer o zaman o kadar büyükse, bugün neden daha küçük? Pek çok uzman 2000 yıldan beri süregelen rüzgar ve yağmur etkisinin mezarın dev toprak tepesini aşındırmış olduğuna inanıyor. Ama bir teori daha var. Bu teoriye göre mezar çok alçak. Çünkü hiçbir zaman tamamlanamamış. Neden Çin'in en kudretli adamı yıllar boyunca kendine inanılmaz bir mezar hazırlatır ama bitiremez? Mezarın yanındaki bu nar bahçesinde arkeolog Zhang Zhongli bu sorunun cevabını bulmuş olabilir. Burada çok sayıda kemik var. Bu gördüğünüz ya bir uyluk ya da kaval kemiği. Burada da bir kafatası var. Dişleri de görebilirsiniz. Ceset bu tarafa doğru uzanmış. İlk imparatorun mezarı sadece tonlarca ucuz topraktan inşa edilmemişti. Binlerce ucuz insan hayatı da kullanılmıştı. Burada kaç iskelet olduğunu bilmiyoruz. Hepsi birbirine karışmış. Bana kalırsa bir tane burada, bir tane de şurada var. Cesetler sıra takip edilerek yerleştirilmemiş. Bu bir toplu mezar. Peki kimdi bu insanlar? Modern portreleri çok yakında. İlk imparator Çin'i bir araya getirdiğinde Çin tarihindeki en büyük iş gücünü de ele geçirmiş oldu. Mega mezarını inşa etmekte kullandığı iş gücü. Bugün mezara gelen ziyaretçiler bu işçileri birer kahraman olarak nitelendiriyorlar. Ancak kemikleri çok farklı bir hikaye anlatıyor. Şu kafatasına bakın. Dişlerine bakarak bu kişinin henüz 30 yaşlarında olduğunu söyleyebiliriz. Ama çok çalışmakta ve ağır çalışma koşulları yüzünden ölmüş. Hayatlarının baharındaki güçlü kuvvetli genç erkekler için bile ilk imparatorun mezarını inşa etmek tam bir cehennemdi. Mezar işçileri şafaktan gün batımına kadar çalışıyorlardı. Yorgunluktan tükenen, yiyecek ve uykudan mahrum binlerce erkek perişan halde canından oldu. Bir işçi öldükten sonra cesedi kişisel bir mezara gömülmez. Genel bir mezar alanına atılırdı. Biriken kemiklerin yüksekliği 10 santimetreyi aşmıştı.
İlk imparatorun mezarı son derece etkileyici. Muhteşem, yenilikçi ve ilham verici. Ayrıca şoke edici. Çünkü pek çok insanın acı çekmesine neden olmuş. Mezarın yapımındaki tek maliyet el emeğinin dehşet verici sonuçları değildi. Başka hiçbir Çin hükümdarı mezarına bu kadar çok para harcamamıştı. Sonuç olarak bedel çok yüksekti. İlk imparator İsa'dan önce 210 yılında öldü. Sonraki yıl Çin'in yorgun halkı isyan etti. Bundan 3 yıl sonra da bir sonraki imparator öldürüldü. Ve hanedanı sadece 15 yıl sonra sona erdi. İmparatorun ölümünü takip eden kargaşa yüzünden mezarı hiç bitirilememiş olabilir. Bu da neden olması gerektiği kadar yüksek olmadığını açıklayabilir. Her şeye kadir bir hanedanlığı simgelemesi için inşa edilen mezar, tek bir yaşam süresinde yıkılmasına yardımcı oldu. Ancak ilk imparatorun büyük başarısı, bir araya getirilmiş Çin bir daha asla bölünmedi. Yeni hükümdarlar onun imparatorluğunu miras alabilirlerdi. Ama büyük olasılıkla onlar da benzeri bir güçlükle karşı karşıya kalırlardı. Hanedanlıklar yıkılmadan büyük mezarlar nasıl inşa edilir? İsa'dan önce 202. Çin'in ilk imparatorunun ölümünün üstünden 8 kanlı yıl geçti. Hoyrat bir lider, rakip orduları yendi ve Çin'in bir sonraki imparatorluk hanedanını kurdu. Han İmparatorluğu. Han'ın hükümdarlık tarzı daha az yıpratıcı, daha az etkin ve ilk imparatorun totaliter yaklaşımının acımasızlığıyla kıyaslandığında daha insaflı kalıyordu. Ancak ilk imparator yeni hanedanın üstünde etkili olmaya devam ediyordu. Devasa mezarı manzaraya hakimdi ve halefi olmayı talep eden herkesle boy ölçüşmek ister gibiydi. İlk Han İmparatoru da ilk imparatorunki kadar etkileyici olacak, bir anıt olarak hizmet verecek bir mezar istedi. Ancak bir yandan da bu işi insanlara güçlük çıkartmadan nasıl yapabileceğini düşünüyordu. Han imparatorları kuşaklar boyu bu bilmecenin cevabını konuşacaklardı. İmparatorluk başkentinin kuzeyinde dev mezarlardan oluşan bir hat çizmek. Tespit ettikleri nokta gelişi güzel seçilmemişti. Bundan 2000 yıl önce bu mezarlar Han İmparatorluğuyla en korktukları düşmanlarının arasında duruyordu. Hunlar. Geçen her yılda ölüm saçan göçebeler kuzeydeki steplerden biraz daha akın ettiler ve Çin'in zenginliğini yağmaladılar. Han imparatorları mezarlarını imparatorluğun korunmasına yardımcı olabilecekleri yerlere inşa ettiler. Hem fiziksel hem de ruhani anlamda mimari ve anıtsal gücün göstergesi. Şayet imparatorların ruhları yaşamaya devam edebiliyor olsaydı, başkenttekiler yani Han İmparatorluğundakilerle diğerleri arasında koruyucu bir güç oluşturacaklardı. Ancak bu imparatorluk mezarlarının sembolik bir koruma kalkanı oldukları kadar askeri bir karakol olma özellikleri de olmalıydı. Anling adındaki mezarlardan bir tanesinde arkeolog Jio Nanfeng bu özelliğe dair bir kanıt buldu. Yolun karşısında Han Hanedanlığı zamanında sıkıştırılmış topraktan yapılmış modern bir köy bulunuyor. Bu köy Anling'in müstahkem mezar kentiymiş. Şu anda durduğum yerin batısı Anling Mezar Kenti. Keşfettiğimize göre Anling Mezar Kenti doğudan batıya doğru 1200 metre, güneyden kuzeye doğru 800 metre boyunca uzanıyormuş. Han zamanında Anling Mezar Kenti, imparatorluk mezarının inşasına ve korunmasına yardımcı olmuş 100 bin kişiye ev sahipliği yapmış.
Bunlar ortaya çıktıklarında ise imparatorluğun korunmasına yardımcı olmuşlar. Ancak tek tehdit bu göçebelerin akınları değildi. Han imparatorlarının kendi sınırları içinde başka tehlikeli düşmanları da vardı. Kendi ordularına liderlik yapan kudretli asiller. İmparatorluk tahtının olası rakipleri. Mezar kentlerinin varlığı için başka bir neden. İmparator mezarının inşasını takip etmesi için hep bir aristokrat seçerdi. Hiç kimsenin reddedemeyeceği bir şeref. Bir mezar kentte yaşamak için kendi evini terk etmek anlamına gelse bile. Bu hizmetine karşılık mezar kent vergiden muaf tutuluyordu. İmparator bu yöntemle avantajlı çıkıyordu. Çünkü rakiplerini güç merkezinden ayırmış oluyordu. İmparator bu güç sahibi adamları başkente yakınlaştırarak onları kontrol altına alıyordu. Böylece lordlar güçlerini kaybettiler ve imparatorun gücü arttı. İmparatorluk hanının mezarlarının büyüklüğü, içlerinde muhteşem cenaze törenleri yapılmış olabileceğine işaret ediyor. Ama bu hiç bilemeyeceğimiz bir şey. Çünkü bugüne kadar hiçbir han imparatorunun mezarında bir arkeolog tarafından kazı yapılmadı. Onlar Çin halkının büyük ataları. Acaba kendileri huzur içinde sonsuza dek dinlenmek isterlerken, haklarında bir şeyler daha öğrenebilmek için mezarlarını kazmak, içeri girmek nedenle doğru? Evet, bu çok ilginç bir ikilem. Ancak arkeologlar Han prenslerinin mezarlarını açtılar. İçlerinde çok şaşırtıcı bir dünya buldular. Hayal gücünün çok ötesinde ahiret yaşamı için inşa edilmiş bir dünya. Şiyan'daki imparatorluk mezarlarından 850 kilometre uzakta modern Shuzhou kenti bulunuyor. Han hanedanlığı süresince bu kent imparatorun akrabaları tarafından yönetilmiş. Bugün onların mezarlarını ziyaret edebilirsiniz. Bu mezarlar kralların lüks hayatlarının ölümden sonra da devam edeceklerine inandıkları yerler. Fakat ölümden sonraki hayatın keyfini çıkartabilmek için bir kralın mükemmel bir mezardan fazlasına ihtiyacı vardı. Binlerce parça yeşim taşıyla süslenmiş fevkalade bir gömülme giysisi de gerekliydi. Yeşimin bedeni sonsuza kadar koruyacağına inanılırdı. Eski metinlerde Han hanedanlığı süresince simyacıların ve mumyacıların aristokratların bedenlerini sonsuza kadar taze korumaya çalışmış oldukları yazılı. Bunu en azından bir kere olsun başarmış olabilirler. ...1971 yılında... Çin'in Changsha kentinde bir tünel kazmakta olan işçiler tüm zamanların en inanılmaz arkeolojik keşiflerinden birini yaptılar. Xin Jue'i adındaki asilzadenin bedeni. Xin Jue, İsa'nın doğumundan neredeyse 100 yıl önce ölmüştü. Ancak bedeni şaşırtıcı biçimde o kadar iyi korunmuştu ki otopsisi Çinli patologlar için yeni ölmüş bir insanın cesedininki kadar kolay oldu. Hiç kimse Xin Jue'in nasıl en iyi korunmuş mumyalardan biri haline gelebildiğini bilmiyor. Fakat kadının hayret verici derecede iyi korunmuş olmasının mezar inşaatçıları tarafından sağlanmış olabileceğine inananlar var. Cesetler mezarda hava ve suya maruz kaldıklarında daha hızlı çürürler. Fakat Xin Jue'in mumyacıları onu 20 metre derinlikteki bir mezara gömmüş. Bedenini 20 kat ipeye sarmış. Her biri reçineyle mühürlenmiş 4 ayrı tabuta kilitlemiş. Ahşap mezar odasını 1,5 metrelik kömür ve 1 metreden geniş kalın beyaz kille kaplamışlar. Havayı ve suyu bedeninden uzak tutabilen her şey, bazı uzmanlar için Xin Jue'in mezarının bedenini koruma amaçlı inşa edilmiş olduğuna dair kanıt anlamına geliyor.
Fakat han mezarları gevşek taşlarla ve çakılla da çevrelenmişti. Çünkü mezar istilacıları hava ve suyla sınırlı değillerdi. Eski Çin'de mezar soyguncuları mutlu bir ahiret yaşamının yegane tehditleriydiler. Kimi mezar inşaatçıları soyguncuları uzak tutmak için sahte alarmlar kullanmayı denemişlerdi. Guishan mezarındaki bu 2000 yıllık yazıda olası soyguncuların kendilerini boşuna yormamaları, çünkü içeride hiçbir değerli eşya bulunmadığı yazıyordu. Ama işe yaramadı. Guishan yine de soyuldu. Arkeolog Zhang Zhenlin'e göre gevşek taşlar ve çakıl mezar soyguncularını caydırmak için çok daha iyi bir yöntemdi. Çünkü bunları kazmaları mümkün değildi. Soyguncular bir delik açmaya çalışırken kum ve taşlar çökebilir ve düşebilirdi. Bu nedenle kazmaya devam edemezlerdi. Bu bir soyguncu savma yöntemiydi. Ama Han'ın soyguncuları caydırmakta kullandığı tek yöntem bu değildi. Bir Han generalinin mezarında bulunmuş olan Kil askerler ordusu, küçültülmüş bir ahiret yaşamı kanıtı. Bu ordular ilk imparatorun gerçek boyutlu terakota ordusuyla kıyaslandığında minicik kalıyor. Ve yine terakota ordusu askerlerinin ellerindeki gerçek silahların aksine onlarınkiler oyuncak. Burada gördüğümüz şey, yönetici sınıfın nasıl akıllı bir yönetici olunacağını iyi öğrenmiş oldu. Çin döneminde olduğu gibi bir tutumsuzluk da söz konusu değil. Han hanedanlığı mezarlarının maliyeti ilk imparatorun devasa mezarından çok daha azdı. Ancak yapılan keşif, Han mezar inşaatçılarının da en az ilk imparator kadar zalim olabileceklerini gösterdi. Kazıcılar, Han imparatorunun mezarını inşa ederken ölen işçilerin kemiklerine saplanmış olan bu demir prangaları buldular. Arkeolog Chen Bo ne kadar acı verici olduklarını gösteriyor. Bu gördüğünüz iki halka bileklere takılıyor ve kelepçeye çok benziyor. Uzantısı olan parça ise kölenin boynuna takılacak şekilde tasarlanmış. Bu uzantı omurgaya baskı yapıyordu. Bu sayede esir işçiler çalışırken eğilmeye mecbur kalırlar, dik duramazlardı. Yani esirlerin kaçmaları engellenmiş olurdu. Yüzyıllar içinde mezar inşa sahalarında başkaldırılar olmaya başladı. İşçilerin isyan etmeleri, yetkililere taş atmaları, zarar vermeleri ve kaçmaları görülmemiş şeyler değildi. Milattan sonra 220 yılında 4 yıl süren hükümdarlığın ardından Han hanedanlığı sonunda yıkıldı. Sıradaki imparatorlara ise bir yandan kudreti simgeleyecek dayanıklılığı sağlamak, bir yandan da kudreti devam ettirmek bilmecesini çözmek görevi miras kaldı. Bir hanedan geçmişi araştırdı ve imparatorlara zafer sağlayacak, yüzyıllar süren acıyı sona erdirecek parlak bir çözüm buldu. Milattan sonra 600 yılında Çin, Han'ın düşüşünü takip eden yüzyıllarca sürmüş bir politik kaostan çıkmayı başardı. Takip eden 300 yıl boyunca Tang hanedanlığının imparatorları ülkelerini yeni zenginliklere ve kültürlere taşıdılar. Tang hanedanlığı süresince Çin dünyanın en ilerlemiş ülkesiydi. Nüfusu 1 milyonu aşan ve sürekli büyüyen bir başkenti vardı. Kültürel çeşitliliği vardı. Dünyanın her yanından insanlar geliyordu. Asya'nın diğer kısımlarıyla bağlantıları vardı ve hatta İpek yoluyla Avrupa'ya bile bağlıydı. Bolluk içindeydi. Tang imparatorları aydınlanmış oldukları kadar asırlık imparatorluk çıkmasının da farkındaydılar. Sadece büyük mezarlara saygı duyulacağı kesindi. Ancak hazineyi sömüren pahalı mezarlar ve esirleştirilmiş halkın da isyan edeceği kesindi.
Bir Tang imparatorunun dediği gibi insanlar denize benzer. Geminizi yüzdürebilir de alabora edip batırabilir de. Batmak yerine yelken açmayı tercih eden Tang imparatorları mezar inşaatı sorunu için bir çözüm aramaya başladılar. Çözüm buradaydı. Baling'de Wendy adındaki bir Han imparatorunun mezarında. Mezar inşaatının yüksek maliyeti ve neden olduğu acıyı bilen Wendy, mezarının farklı olması gerektiğine karar vermişti. Baling, insan yapımı bir tepeyle örtülmüş dev bir çukur değildi. Bunun yerine Wendy mühendislerine dağın içine bir şaft tüneli kazmalarını emretmişti. Kolay ve ucuzdu ve doğanın kendisinde görkem kazanıyordu, esirlerin sırtlarında değil. Büyük bir imparatorun mezarının üstünde çok yüksek ve büyük bir tepe olması gerekir. Ancak söz konusu bir dağ mezar olunca bu sorun ortadan kalkıyor. Yapılacak şey bir şaft tüneli kazmak. Bunun için birkaç düzine insan yeterliyken bir tepe inşa etmek için 10 binden fazla insan gerekiyor. Baling mezar tasarımında bir devrim, Tang imparatorları içinse ilham kaynağıydı. İmparator Wen, diğer Tang imparatorlarının arasından çok zeki, kültürlü, halkını düşünen ve hükümdarlığı sırasında sağduyusuna başvuran bir imparator olarak sevrildi. Aynı zamanda da Jiuzong, milattan sonra 649 yılında ölmüş olan Tang imparatoru Taizong'un mezarı. Bu dağın bir yerinde Taizong'un mezar odasına çıkan bir geçit var. Günümüzde kimse nerede olduğunu bilmiyor. Eski kayıtlarda Taizong'un mühendislerinin Jiuzong'un yüzü boyunca bir yol döşemiş oldukları, böylece imparatorun mezarını asla bulunamayacak bir yere kazmayı başarabildikleri yazıyor. İmparator Taizong'un mezarını keşfedemiyoruz ama milattan sonra 643 yılında 23 yaşındayken ölmüş olan sevgili kızı Changle'nin yakınlarda bulunan mezarına girebiliyoruz. Prenses Changle Tang tarzı bir sonsuzluğa gitti. Geçmişteki lüks ahiret yaşamlarının belirgin biçimde küçültülmüş haline. Ona hiçbir gerçek boyutlu kil asker ordusu eşlik etmedi. Sadece küçük heykelcikleri vardı. Mutfağı, ziyafet odaları ve onu bekleyen banyoları da yoktu. Yanında sadece ölümünde de keyif alabileceği fani yaşamın resimlerini götürdü. Kaç tane heykelciğin gömülebileceği ile ilgili kurallar vardı? 50 mi, 70 mi? Ve bu heykelciklerin büyüklükleri ne kadar olabilirdi? 40 santimetre mi, 50 santimetre mi? Farklı sınıflardaki kimselere farklı standartlar uygulanıyordu. Tang imparatorları mezarların soyulacağını çok iyi biliyorlardı. Bu nedenle içlerine kıymetli eşyalar koymanın müsriflik olacağını düşündüler. Böylece mezarlar soyguncular için çekici olmayacak, rahat bırakılacak ve içindeki ruh içinde rahatsız edilmeyeceği bir ahiret hayatı sağlamış olacaktı. Gelecekte bir gün arkeologlar ilk imparatorun mezarını açabilir. Han imparatorlarının geniş mezar tepelerini kazabilir. Tang'ın gizli dağ odalarını keşfedebilirler. Bunları yaparlarsa içlerinde neler bulurlar? Hayret verici derecede iyi korunmuş imparatorluk cenazeleri mi, akla hayale sığmayacak hazineler mi, yoksa sadece soygunculardan geriye kalanları mı? Bugünler hiçbir zaman gelmeyebilir. Yine de sıkıştırılmış toprak ve tünel kazılmış kayalar arasında yatmakta olanlardan gözümüze ilişenler bile, onları eski dünyanın en büyük anıtları ve eski Çin'in en büyük gizemleri arasına yerleştirmeye yetiyor.